Aziz ve sevgili Akra, Akra Radyo Televizyon dinleyicileri, hepinize dünyanın ahiretin her türlü hayırlarını dilerim. Allah'ın Teala Hazretleri cümlenizi iki cihanda mesut eylesin. Size Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinden bu mübarek cuma gününde birkaç tanesini okumak ve izah etmek istiyorum. Müjdeli hadis-i şeriflerden mezhep imamı, aynı zamanda büyük hadis alimi Ahmed İbni Hanbel rivayet ediyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri müminin halini bir hadis-i şerifinde imanlı bir kulun halini beyan etmiş ve şöyle buyurmuş: aceben li emril mümin. Yani müminin işine hayran olmamak, hayret etmemek mümkün değil. Acaba neden hayret edilecek? İnne emrehu küllehu ile hayrin. Çünkü müminin her işi hayırdır. Başka türlü bir şey değildir. Tamamen hayırdır. Açıklaması devam ediyor. Ve neyse yâlike li ahadin. Yani mümin olmayan kimseye bu avantaj, bu imtiyaz yoktur. Sadece müminin her işi hayırlıdır. İlla lil mümin. Ancak mümine bu verilmiş bir imtiyazdır. Yine devam ediliyor izahında. İn esâdetû serrâ'u şekere mekâne hayran lehû. Eğer kendisine sevindirici olaylar nasip olursa, Allah'ın mukadderatından, takdirlerinden başına sevindirici haller gelirse, memnun olacağı durumlarla karşılaşırsa, tabi bunu Allah'tan bilir ve şükreder mümin kul. O zaman bu onun için hayır olur, çünkü şükre Allah-u Teala Hazretleri çok büyük sevaplar veriyor. Ve bir de vaadi var ki bir kul bir konuda şükrederse, yani o nimetin Allah'tan olduğunu anlayıp bilip ona şükredince, mutlaka ve mutlaka ben o nimeti o kuluma arttırırım, ziyade veririm, daha fazla veririm, çünkü şükretti diye vaadi vardır Kur'an-ı Kerim'den. Demek ki müminin başına sevindirici olaylar geldiği zaman, iyi şeylerle karşılaştığı zaman hayatında şükrediyor ve bu onun için hayırlı oluyor. Hem elindeki nimet daha da artıyor, Allah tarafından arttırılıyor, bereketlendiriliyor, çoğaltılıyor. Hem de sevap kazanıyor. Böylece puanları müspet olarak gelişiyor, hayra ermiş oluyor. Ve in usâdetû darrâ'u sabere. Ama hayatın acı ve tatlı günleri vardır. Hepimiz karşılaşıyoruz. Yaz oluyor, kış oluyor, sıcak oluyor, soğuk oluyor, sevinç oluyor, üzüntü oluyor, sıhhat oluyor, hastalık oluyor tabii. Bunların hepsi hayatın cilvesi diyoruz. Allah'ın imtihanıdır, mukadderatıdır. Ama Müslüman başına böyle bir üzücü, sıkıntılı, zararlı durum geldiği zaman Müslüman sabreder. Çünkü bilir ki bunların hepsi Allah-u Teala Hazretlerinin takdiriyle oluyor. O zaman sabreder. Tabii sabrettiği zaman da Müslüman çok büyük sevap alıyor ve hatta ayet-i kerimeyle sabit ki sabredenlerin ecri bir gayri hesap veriliyor. Yani belli bir rakamla tayin ve tavsif edilemeyecek kadar çok veriliyor. Demek ki bu da onun için hayır oluyor. Gerçi başına bir üzücü, sıkıntılı, acı olay gelmiştir ama sabrettiği için Allah-u Teala Hazretleri ona büyük mükafat veriyor. Sabrın sonunda yine büyük sevaplara nail olmuş oluyor. O bakımdan buyurulur ki mümin hayatında daima kar eder. Yani iyi şeylerle karşılaşırsa şükrettiği için sevabı artar ve ömrü hayırlı bir şekilde geçmiş olur. Ahiretine faydası olur. Azmaz, şaşırmaz, sapıtmaz, nimetleri görünce şımarmaz, günaha sapmaz, onları haram yerlere harcamaz, kazancını ve imkanlarını, kudretini ve yapabileceği elinin altında olabilen şeyleri hayra kullanır, hayrı çoğalır. Onun için Peygamber Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde buyurmuş ki, ne kadar çok yakışır iyi bir mümin kula bol bir zenginlik, mal ve mülk. Çünkü iyi kul tabii onu hayra kullanacaktır. Hayır hasenat yapacaktır. Çevremizde görüyoruz nice eserler var, camiler,
efendim medreseler, şifahaneler, hastahaneler, efendim su tesisleri, su yolları, havuzlar, bentler, hepsi zengin büyük bir sultanın veya bir zenginin, bir hacının, bir imanlı ecdadımızdan, imanlı bir zatın tabii imanından doğan bir aksiyonu ve bir ameli oluyor. Bir efendim sadakayı cariyesi oluyor. O bakımdan aziz ve muhterem kardeşlerim, bizim sırtımızı yani hiç kimse yere getiremez ve bizi mağlup edemez. Çünkü biz Allah'a inanmış olduğumuz için hayatımız daima efendim kazançlı geçiyor. Üzüntülü şey olduğu zaman da kazanç kazanıyoruz. Çünkü sabrediyoruz. Allah sabredenleri çok seviyor. Ve hani hep dilimize düşürmediğimiz, bazen de bazılarının yanlış telaffuz ettiği bir söz var. İnnallâhı ma'as sabirin. Allah'u ma'as sabirin tarzında da söylenir. Efendim bazıları da yanlış söylüyorlar. Onu söylemeyelim ki yanlış kulakta kalmasın. Ama doğrusu bu. İnnallâhı ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Sabredenin yanındadır. Elbette Allah'ın yanında olduğu insanlar da sonunda büyük hayırlara ererler. O halde sevgili dinleyicilerim, bu durumların dışında değil, bütün karşılaştığımız olaylar, güncel olaylar, ailevi olaylar, sosyal olaylar hiç bunların dışında değil. Eğer sevinçli durum varsa şükrederiz, hamd ederiz, Allah sevincimizin konusunu arttırır. Üzücü durumlar varsa sabr ederiz, dua ederiz, Allah yine bize sevap verir. Ne mutlu mümin olanlara, ne kadar güzel bir durum. Sonra bir başka hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, efendim burada da çok güzel şeyleri var, tavsiyeleri var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Bu da hatırında kalırsa insanın bir sohbette epeyce hatırında dini bakımdan prensip edinebileceği güzel şeyler kalmış olur. Hayatına ışık tutan bir takım güzel efendim esasları öğrenmiş olacak. Bunu da efendim Ebu Said el-Hudri Hazretleri rivayet eylemiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu ikinci hadis-i şerifinde aleyke bi takvallah innehu cima'u külli hayır. Aleyke demek yani senin boynuna borç olsun, senin vazifen olsun, sana bunu tavsiye ederim demek. Arapça bir terimdir bu, tabirdir. İngilizce'de idiom dedikleri cinsten. Aleyke bi takvallah demek yani sana takvalı olmanı, Allah'tan korkmanı tavsiye ederim demek. Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor tabii muhatabına, bizlere yani. Biz hepimiz onun ümmeti olduğumuz için onun muhatabıyız. Nasihatler bizedir. Takvayı size, Allah'tan korkmayı, takvayı tavsiye ederim. Çünkü bütün hayırların kaynağı, hepsini içinde toplayan bir vasıftır takva. Biraz sonra onu açıklayacağım. Önce takvayı tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra darike bil cihat buyurmuş. Yani sana ey muhatabım, demek ki belki bir hadisi rivayet eden Ebu Said el-Hudri Hazretlerine böyle söyledi. Belki bir başka şahsa söyledi de Ebu Said el-Hudri Hazretleri onu duyduğu için nakletmiş olabilir. İkinci olarak ve aleyhi bil cihat buyuruyor. Sana cihadı da tavsiye ediyor. Önce takvayı tavsiye ediyor, sonra cihadı tavsiye ediyor. Çünkü takva da takva her şeyden önce geliyor. Takva olmayınca efendim cihadın da kıymeti kalmıyor. Takva cihatta da lazım. Cihadın güzel olmasını sağlayan takvadır. Onun için önce takvayı tavsiye ediyor, sonra cihadı tavsiye ediyor. Ve şöyle bir açıklama yapmış. İnnehu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapmış. İnnehu rahbaniyetül müslimin. Çünkü Müslümanların ruhbanlığı cihattır. Yani bizden önceki dinlerin mensuplarının, rahiplerinin tarzı var. Dünyadan kaçıp manastırlara çekilip efendim böyle ibadet ederek Allah'ın rızasını kazanma çalışmaları olabiliyor onların. Ama bizim yani biz Müslümanların, ümmeti Muhammed'in ruhbanlığı böyle cemiyetten çekilerek, hizmetlerden kaçarak tek başına durmaktan ziyade efendim böyle cihad etmek sureti oluyor. Cihadı da açıklayacağım. Takvayı da açıklayacağım. Cihadı da açıklayacağım. Birinci takvayı tavsiye ediyor Efendimiz sizlere ve bizlere. İkincisi cihadı tavsiye ediyor. Çünkü bu biz ümmeti Muhammed'in ruhbanlığı budur. Cihattır.
Ve aleyke bir zikrillah ve tilaveti kitabında ve yine sana diyor muhatabına Efendimiz, Allah'ı zikret ki ve Allah'ın kitabını okumayı tavsiye ederim. فَاِنَّهُ نُورٌ لَكَيْفِ الْعَقْلِ. Çünkü zikrullah yaparsan ve Kur'an'ı okursan bu yeryüzünde senin için nur olur. وَاِذِكْفِ لَكَيْفِ الْسَمَا. Gökte de senin için nam olur. Yani sen de gökte anılırsın. Kim tarafından anılırsın? Allah-u Teala Hazretleri tarafından anılırsın. Meleklerinden methedilirsin. Yeryüzünde nur olması nedir? Yani önün ardın aydınlanır, yaptığın işleri basiretle görürsün, ferasetle görürsün. Efendim, her yaptığın işi Allah'ın rızası için yaparsın demek. Vaksin lisaneke illa'nın hayrin sonucu nasihati, bu hadis-i şerifin içindeki sonucu nasihati, dilini kapat, ağzının içinde tut, efendim, sakla. Yani mahzene bir şey saklar gibi, insanın ağzı mahzen gibidir, dil de onun içindedir. Vakfin lisanete, yani dilini ağzının içinde mahzende tutar gibi sakla. İlla min hayrın, tabi hayırda konuşabilirsin, hayır söylemek için dilini kullanabilirsin, konuşabilirsin ama aksi takdirde ağzında dilini sakla. Dinle ki güzel tetavülü bir şeytan. Çünkü sen ancak böyle yaparsan şeytanı yenebilirsin diyor Peygamber Efendimiz. Evet, birinci hadis-i şerifte öğrendik ki bizler için bir umumi nasihat, beni dinleyen bütün dinleyicilerim için, bütün Müslümanlar için her zaman için geçerli bir nasihat. Nimette erersek Allah'a şükredeceğiz, dilimizden hamdı, şükrü eksik etmeyeceğiz. Allah'a karşı minnettarlığımızı her anda, her şekilde ifade edeceğiz ve içinde olduğumuz nimetleri göreceğiz. Sıkıntılı hal gelirse moralimiz bozulmayacak, çünkü biz Müslümanız, Allah'a inanıyoruz, ahirete inanıyoruz, ahiretteki mükafatlara inanıyoruz, o zaman da sabredeceğiz, ecir alacağız. Peygamber Efendimiz'in bu okuduğum ikinci hadis-i şerifinde ilk tavsiyesi takva ehli olmak, Allah'tan korkmak. Bu da çok umumi bir prensibidir Müslümanların, bizlerin çok önemli bir prensibidir. Kur'an-ı Kerim'de çok ayet-i kerimelerde tavsiye edilmiştir takva. Takva bizim ahiret yolculuğumuzda en kıymetli malzememizdir. İnne hayra zati takva. Ayet-i kerimede böyle buyuruluyor. Ahiret yolculuğunun en güzel, en kıymetli arzusu takvadır. Yani insana ahirette en çok fayda sağlayacak, yüzünü güldürecek, cennete girmesine sebep olacak, hesaptan yüz atıyla çıkmasına sebep olacak takvadır. Takva ne demek sevgili dinleyicilerim? Takva Allah'tan sakınmak demek. Allah'ın gazabından ve azabından, cehennemden, kötülük yapana ceza vermesinden, kötü bir duruma düşmekten ya da Allah seviyorken Allah'ı sevmediği bir insan durumuna gelmekten, gözden düşmekten, rahmet-i ilahiyeden, efendim, mahrum kalmaktan, böyle bir durumdan sakınmak demek. Kendisini koruması lazım. Bütün Müslümanların sakına sakına, çekine çekine, düşüne düşüne attığı adımı atması lazım. Asla günahlara yanaşmaması lazım. Ana prensibimiz bu. Ana prensibimiz de yani hiçbir zaman sekte vermemek gerekiyor. Bütün yaptığımız işleri düşüneceğiz ve kendi kendimize soracağız ki bu yaptığım şey Rabbimin rızasına uygun. Ben bunu yaparsam Allah beni sever mi? Allah beni görüyor. Yanımda hazır ve nazır. Bunu yaptığım zaman sevap mı alırım? Yoksa Allah beni sevmez mi diye düşüneceğiz ve takvayı kendimize daima efendim prensip edineceğiz, şiar edineceğiz. Her işimizde en önemli efendim ana prensibimiz takva olacak. Bütün hayırlar buradan çıkıyor. İnsan Allah'tan korkunca, cezaya düşmemeye çalışınca, cenneti elden kaçırmamaya çalışınca, cehennemde yanmamayı efendim düşününce, o zaman tabii günahlardan, haramlardan, yasaklardan, çirkin işlerden, zararlı işlerden elbette geri duracak. Polis görmese bile, hiçbir kimsenin efendim gözüne takılmasa bile, gizli yerde olsa bile Allah'ın rızasına uygun hareket edecek. Çok güzel bir prensip. Vettekullah diye Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de hepimize her zaman, her ayette efendim, her Kur'an dinleyişimizde aşırı şerifler okunduğu zaman karşılaşabildiğimiz çok büyük bir tavsiye. Onun için bu mübarek Cuma günündeki şu güzel konuşmamıza takvayı kendinize şiar edinmeyi aklınıza
İyice yerleştirin sevgili dinleyicilerim. İkincisi cihat tavsiye etmişti. Peygamber Efendimiz sana cihadı da tavsiye ederim buyurmuştu. Aleyke bir cihat demişti. Cihat sözünü açıklamamız lazım. Cihat sadece savaş demek değildir. Savaştan daha geniş bir çalışmadır cihat. Savaş olmadığı zaman da cihat yapılır. İnsan hatta kendi kendine olduğu zaman bile cihat halinde olur. Çünkü kendisinin içinde de düşmanları vardır. İnsanın kendisinin içindeki düşmanlar başlıca iki tane. Birisi Kur'an-ı Kerim'de varlığından haberdar olduğumuz, bilgi verilen, efendim bizim dışımız, bizden ayrı bir varlık olan şeytan. Bu şeytan ateşten yaratılmıştır deniliyor Kur'an-ı Kerim'de ve insanoğlunu şaşırtmak için, günaha sokmak için devamlı çalışan bir yaratık, bir varlık. O bizim düşmanımızdır. İnne şeytane lekum aduvun fettefizuhu aduvva. Allah-u Teala Hazretleri, şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onun düşman olduğunu bilin. Aklınızı başınıza toplayın, tedbirinizi alın buyuruyor. Bu da çok önemli bizim için. Bileceğiz ki bizim içimizde, dışımızda, çevremizde, hani kuzuların etrafında kurtların, aç kurtların dolaştığı gibi bir şeytan denilen görünmeyen mahluk var. Efendim görenler görüyor tabii, peygamberler görüyor, efendim salih kullar görüyor da sıradan Müslümanlar, efendim müminler görmeyebilir. Yani normal olarak normal insanların gözüne görülemeyen bir şey. Zaten biz havadaki pek çok şeyi de göremiyoruz değil mi? İşte şeytan var bir. İkincisi içimizde bir de nefsimiz var. Yani o da kendimiz, egomuz, efendim kendimiz. İnsanın nefsi de yaratılışı itibariyle tabii insana efendim rahatlığı, eğlenceyi, keyfi, dinlenmeyi, zevki, safayı telkin eder. Onu ister. Yemek ister, uyumak ister, yatmak ister, eğlenmek ister, rahat ister. Ama sevap kazanmazsan aksine bunları terk etmekle olur. Gayret etmekle olur, çalışmakla olur, uğraşmakla olur, hizmet etmekle olur, uykusuz kalmakla olur. O bakımdan insanın aklının emrinde hareket etmesi lazım. Vicdanının gösterdiği doğrultuda hareket etmesi lazım. İcabında yorgunluğa kollarını sulaması lazım, girişmesi lazım. İcabında tehlikeli işlere koşması lazım. Onun için cihat insanın kendi kendine yalnız kaldığı zaman da oluyor. Yani kime karşı oluyor? Şeytana karşı oluyor. Kendi nefsine karşı cihadı da oluyor. O halde demek ki savaştan daha geniş bir kavram. Yani her şeyle uğraşarak, efendim mücadele vererek insanın iyi şeyleri yapmaya koşturması demek oluyor. Demek ki bu içimizdeki düşmanlara ve dışımızdaki çeşitli tehlikelere ve düşmanlara karşı çalışmalar yapmak, hazırlıklar yapmak, icabında düşmanla da karşılaşılırsa muharebe de yapmak, mücadele de etmek tabii cihat oluyor. Şimdi Peygamber Efendimiz çok önemli bir noktaya işaret ediyor bu sözün arkasından. Çünkü innehu rahbaniyetül müslim. Bu ümmetin ruhbanlığı budur. Duyanız, belki filmlerde görmüşsünüzdür, romanlarda okumuşsunuzdur, tarihte geçmiştir. Sizin de kulağınıza gelmiştir. Rahip denilen insanlar var. Bunların bir kısmı Avrupa'da, yani bir kısmı mesela Hindistan'da, Budist rahipleri falan diyoruz, Japonya'da olabiliyor. Rahip. Kelime olarak rahip ne demek? Korkut da, Allah'tan korkup da davranışlarını Allah'ın kendisini sevmesini sağlayacak tarzda tanzim etmeye çalışan insanlar demek. Tabii İslam gelmeden önceki dinlerin rahipleri, mesela Hristiyanların rahipleri, tabii onlar da dindar insanlardı. Sevap kazanmak istiyorlardı. Ama bu sevap kazanmayı böyle bir kenara çekilmekle, bir mağaraya girmekle, sakin bir yerde tek başına kalarak, efendim insanlardan uzak yaşayarak, ibadet ederek kötülüklerden korunmak suretiyle sağlamaya çalışıyorlardı. Efendimiz buyuruyor ki فَاِنَّهُ رَحْبَانِيَةُ الْمُسْلِمِينَ. Bizim ümmetimiz böyle değil. Bizim ümmetimiz böyle dağlara efendim çekilerek, cemiyetten kaçarak öteki ümmetlerin rahiplerinin yaptığı gibi yapmasınlar. Bizim ümmetimizin ruhbanlığı cihattır. Yani gerekse düşmana karşı savaşarak Müslümanları korumak,
vatanı korumak, İslam ülkelerini korumak, efendim icabında kendi nefsiyle mücadele etmek veyahut da sosyal problemlerin çözülmesinde İslam'a yardımcı olmak için malını ortaya koymak, gayretini ortaya koymak suretiyle her çeşit çalışmaları yapmak. Bu da bir cihattır. Hatta Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifi şu anda hatırıma geldi. Yani bir adam, fakir bir adam, çoluk çocuğu çok, efendim dışarıya gidiyor, namuslu yok, kıt kanaat bir şeyler kazanıyor, efendim geliyor, önünde çoluk çocuğunu helal lokmayla besliyor. Bu da cihattır. Efendim bir kadın çocuğunu dünyaya getirmiş, buna bakıyor, onun için zahmet çekiyor, süt veriyor, emziriyor, efendim temizliyor, büyütmeye gayret ediyor. Bu da cihattır. Bunlara dair hadis-i şerifler var. Demek ki kadın da mücahit olabiliyor, cihat yapıcı insan olabiliyor, efendim fakir de olabiliyor, sulh içinde de cihat olabiliyor insanın kendi ülkesinde, harp esnasında da düşmana karşı, ülke, öbür ülkelere karşı savaş olabiliyor. Yalnız başına olduğu zaman da içindeki şeytanla ve menfi duygularla, nefsiyle çarpışması, onları yenmeye çalışması da cihat oluyor. Cehd sarf etmek oluyor. Bu da bizim işte ruhbanlığımız da bu. Biz böyle yaparız ve Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını böyle kazanırız. Sonra üçüncü tavsiyesi çok önemli. Aleyke bizikrillah buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani Kur'an, Allah'ı zikretmek. Neden Allah-u Teala Hazretlerini bir defa zikretmiyoruz da Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Hazretleri bize emretmiş. Ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikren kesira buyurmuş. Yani çok zikredin Allah. Bunun psikolojik bir tesiri vardır. Eğitim böyle olur. Yani insan bir şeyi öğrenmek için, kalbine nakşetmek için, içine yerleştirmek için, ruhunun derinliklerine sindirmek için çok tekrar eder. Ezberlemeler böyle olur. Çocukların derslerini, çalışmaları böyle olur. İşte Müslüman da Müslüman da Allah'ı daima zikrederek, Allah Allah diyerek veya Esma-i Hüsna'sını zikrederek veya kelimat-ı tayyibat dediğimiz La ilahe illallah, estağfurullah vesaire gibi şeyleri söyleyerek efendim kendisine daima bir güzel hususu telkin etmiş oluyor, nakşetmiş oluyor. Yani taşa, mermere bir kitabe yazar gibi içine güzel duyguları, Allah'ın sevgisini, Allah'ın ismini, aşkını, şevkini, efendim marifetullah'ı efendim nakşetmiş olacak. O tekrar tekrar olunca sağlanacak bu. Nasıl efendim demir dövüle dövüle efendim bir forma giriyorsa, nasıl bütün çalışmalar tekrar tekrar yapılarak efendim sonuca ulaşıyorsa, onun için Allah'ı çok zikretmek de tavsiye edilmiş. Onun için biz daima yakınlarımıza, sizlere söylüyoruz. Yani elinizde imkan var. Mesela araba sürüyorsunuz, başka bir şey yapamazsınız. Araba sizin dikkatinizi alır. Direksiyon var, ayaklarınız meşgul, elleriniz meşgul. Efendim gözleriniz etrafa dikkatli bakıyor, ışıkları takip ediyorsunuz ama gönlünüz ve diliniz serbest. O zaman Allah'ı zikredersiniz. Tarladasınız veya bürodasınız veya ticaret halindesiniz veya çarşı pazardasınız, diliniz serbest, Allah dersiniz. Kalbiniz serbest, gönlünüzden Allah'ın zikrini geçirirsiniz. Yunus'un bir ilahisi var, hem bestesi hoşuma gider hem de efendim manası hoşuma gider. Diyor ki Yunus kendi kendine, Yunus sen bu dünyaya niye geldin? Gece gündüz hakkı zikretsin dilin. Yani dünyaya gelmenin manası içinde önemli bir mevki olduğunu zikretmenin efendim anlamış Yunus onu. Onun için size kolay ve çok sevaplı bir husus olan zikri de ben de tabii Peygamber Efendimiz'in nasihatini söylemek suretiyle tavsiye ediyorum. Allah'ın kardeş geçmesin, aziz ömrünüz daima sevaplarla dolsun, Allah'ı zikrederek zamanınızı daima sevaplı geçirme, değerlendirme, gayret edin. Ve tilaveti kitabillah diyor. Bu da bizim çok çok ihmal ettiğimiz bir şey. Biz kardeş olduğumuz için dertleşme durumundayız. Aynı zamanda sohbet ve vaaz ederken sevgili dinleyicilerim. Bakın biz Müslümanız ama Allah'ın kitabını hatta bazen okusak bile kafi miktarda Allah'ın kitabının okunması ve anlaşılması konusunda bizlerimize düşen vazifeleri yapıyor sayılmayız. Çünkü Arapçayı bilmiyoruz, tefsir bilmiyoruz, Kur'an-ı Kerim'i
çok okumuyoruz, okusak manasını anlamıyoruz. Halbuki Peygamber Efendimiz sana zikrullahla beraber Allah'ın kitabını okumayı tavsiye ediyor. Demek ki elimizden Allah'ın kitabı düşmüş ve anlayacağız. Allah'a tüm gerekli tedbirleri alacağız. Allah-u Teala Hazretlerinin kitabının içindeki hükümleri, emirleri tutacağız. Yasaklardan kaçınacağız ki Allah'ın sevdiği bir kul olabilelim. Allah'ı zikredip de Allah'ın kitabını okuduğumuz zaman bu bizim yeryüzünde nurumuz olacak. Yani Allah'ın kitabı nurdur, önümüzü aydınlatıyor. Zikrullah nurdur, içimizi dışımızı aydınlatıyor. Ve zikrullah etsema gülte de namınız anılacak. Ayet-i kerime ne vardır? Fezkürûni fezkürkün meşgûlîliği velâ tekfurûn ayet-i kerimesi vardır. Buradan kesin olarak biliyoruz ki yani benim söylediğim her şey ayet-i kerimeye, Kur'an-ı Hakim'e, hadis-i şeriflere dayanıyor. Çok sağlam şeyler söylemeye gayret ediyorum. Allah bizi zikrediyor. Biz Allah'ı zikredersek bu çok büyük bir şeref. Çok kıymetli bir şey. O bakımdan gökten namımızın yürümesi, Allah'ın bizi zikretmesi şerefine ermek için zikrullahla, Kur'an-ı Kerim'le de çok meşgul olmalıyız. Ondan sonra da bir güzel şey daha tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Dilini ağzının içinde sakla. Dilini tut. Yani olur olmaz konuşma. Yalan yanlış konuşma. Yalan yere yemin etmek veya vali konuşmak yahut efendim gıybet etmek yahut dedikodu yapmak yahut efendim üzücü sözler söylemek başkasına. Dille çok çok günahlar işlenebilir. Dilini tutarsan bunlardan kurtulabilirsin. Onun için inneke bizerke tavili bir şeytan buyuruyor Peygamber Efendimiz. Böyle yaparsanız şeytandan kendinizi koruyabilir ve onu yenebilirsiniz buyuruyor. O halde sevgili dinleyicilerim, şu mübarek cuma günde okuduğum bu iki güzel hadis-i şerifi aklınızda güzel tutun. Ya hayır söyleyin ya da susun. Sükutunuz da tabii boş geçmeyecek. Tefekkür edeceksiniz. Allah'ı zikredeceksiniz gene. Tefekkürün de çok büyük sevabı olduğunu daha önceki konuşmalarımda söylemiştim. Tefekkür de çok kıymetli bir ibadet. Onun için sükutunuz tefekkür olsun. Efendim diliniz konuştuğu zaman hayır söylesin veya zikrullahla Kur'an-ı Kerim'le meşgul olsun. Her işinizde ana temel takva olsun ve daima efendim cihat şuuru içinde nefsinizle mücadele ederek, çevrenizle mücadele ederek efendim sizi cennete götürmekten sizi alıkoyabilecek ne gibi düşmanlar, engeller varsa onları yenmeye çalışarak çalışın. Ömrünüzü böyle güzel geçirin. Allah-u Teala başınıza üzücü şeyler getirirse sabredin, oradan sevap alın. Nimetler verirse şükredin, oradan sevap alın. İki cihanda aziz ve bahtiyar olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.